Yastırcım kuruluma geldi. Arkadaşlar elimi kaldırıyorum, aileyi de bana yönlendirin. Bak Mükelle, Mükelle. Buradan bak, buradan yönlendirin aileyi de. O basın orası kapalı. Buraya bir açalım. Abi müsaade edin. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sığmaz. Üçüncü kat. Burada o dakika var burada. Geçemedim buraya. Bir şey yok ki zaten. Orayı bir çekelim. Muratçık, şuraya yedi yerleşeyim kardeşler. Şunu kim anlayamadım lan? En Fox vardı benim yanımda. Tamam. Biraz daha geri olsa daha iyi. Tamam, tamam. Siz kendiniz ayarlayın. İşte böyle düşünceli arkadaşlar oluyor. Hayır, teşekkür ediyorum. Gerçekten sonra, kimsenin umurunda kimse değil. Sonra da mantar gibi çıktı benim ekranın önüne. O yayınını bir izle de gül kendine. Onurcan, bunu kürsüye koymak için canım şeyi veriyor. Vereceğim, dur. Biraz geri alsana, yarısı güneşe girmesin. Biraz arkaya yık, yarı güneş olmasın. Geriye. Tamam, iyi de. Tam gölgede kalsın yani. Yani gölgede mi kaldı, şeyden tamam. Kalsın. Biraz sola yap ya. Sola değil, tam olduğu gibi dursun. Ses deneme 1-2, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Ses deneme 1-2, iyi miyiz? Çok geride olmadı mı böyle kutu? Lan bari o zaman biz de görünelim. Sonra havuz medyası oluyoruz. Hepimiz böyle kabak gibi koyuyoruz. Sınırı kadar valla kendime kendine. Ne alakası? Dalga geçiyorum, şaka yapıyorum. Gül diye. Ha? Habertürk'e bak, Habertürk'e. Siz 2019 seçimlerinde de böyle İstanbul'dan Ekrem İmamoğlu ile çıkmıştınız. Hatırlıyor musunuz?
deneme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Biraz düşük çıkar. Ses deneme 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ses deneme, deneme, deneme 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet arkadaşlar, iyi bir ses, iyi bir ses. Deneme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şu elimde görmüş olduğunuz cihazla. Ses deneme, ses deneme, ses deneme. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4. İyi değil mi? İşte kürsüye hakimiyim gençler. Da yüzünü kapatıyor diyorlar. Şöyle. Ben böyle daha iyi. Düşüyor, bizim ayak yok o yüzden. Yok. Geliyor arkadaşlar. Şu günün hatırasını çekeyim. Efendim şöyle birazdan hep beraber gelelim. Ailede gelelim. Sıkıntı olmaz. Sen burada her şeyi görmüyorsun ha? Doğru. Thank you.
Fatih Kemal. Arkadaşlar ya, sen yan taraflara dön, bir yan aşağı olur mu? Şöyle sağlı sollu size biraz. Geçir. Biraz geriye. Fazlaydı ama yavrum. Şuraya koşalım. Şuraya dön, bir yan aşağı. Şu tarafta bir mazbat elinizde bir fotoğraf. Önde mi? Şu tarafta şuraya alayım. Şuraya. Şey, önde olur. Önde yapalım. Şöyle gelin buyurun başkanım. Abi bir dakika. Onlar da aileyi sözüyle geldi. Gel. Hatır mıyız arkadaşlar? Evet, değerli basın mensupları, bugün mazbatamızı almış bulunuyoruz. Ben öncelikle 5 yıl hizmetten sonra güvenini çok yüksek oranda Türkiye rekoru kırarak belirten Ankara halkına çok teşekkür ediyorum. Bir diğer teşekkürüm hem il teşkilatımız, ilçe başkanlarımız, gönüllülerimiz, emek veren herkese, oylarıyla da destek olan tüm Ankaralı'ya çok teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın diyorum. İnşallah bizler yine aynı şekilde hesap verebilen, şeffaf, açık bir şekilde ortak akılla hareket eden bir belediyecilik, sosyal belediyeciliğe aynen devam edip artık hep iddia ettiğim gerçek belediyeciliğin bizim yaptığımız belediyecilik olduğunu, asfalt ve betondan, plastikten üretilen şeylerin asla ne bir proje ne bir belediyecilik olmadığını söylemiştim. İçinde insan olmayan, insana yaramayan hiçbir şeye de bir kuruş para veremeyeceğimi, çünkü bu para halkın parasıdır. Biz onların adına onların verdiği parayı, bütçeyi idare ediyoruz. O zaman bunu son derece dikkatli harcamamız lazım diyordum. Hep bunları anlattım ve çok şükür Ankara yüksek bir oyla bu güvenini belirtti ve bizim Mansur Yavaş Belediyeciliği adını verdiğimiz belediyeciliği tescilledi. İnşallah bundan sonra da bize güvenenlerin başına eğdirecek hiçbir işin içinde olmadan aynı şekilde Ankara halkına hizmet edeceğiz ve inşallah hep beraber seçilen belediye başkanlarımızla birlikte Ankara'yı Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği şekliyle ve dünya başkentleriyle yarışır bir başkent yapmak ana hedefimiz olacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bekleyen mesela tatlar arıtma tesisinin kredisi gibi çok önemli işlerimiz orada bekliyor. Önceliğimiz oralardan olacak. Yine insan sağlığını önceleyen projeler olacak. Tek detaya girmek istemiyorum ama herhalde ben özellikle şunu söylemek istiyorum. Bize engel olan ve öncülük eden belediye başkanlarının hepsini kendi ilçelerinde şikayet ettim. Şu anda hiçbirisi belediye meclisinde değil. Ankara halkı onları sandıkta cezalandırdı. Şimdi diyorum ki yeni seçilen
8 belediye başkanı var, rakip partiden seçilen ve bir bağımsız belediye başkanı var. İlk meclis konuşmamda yine aynı şekilde onlara 2019'da yaptığım konuşmayı yapacağım. El ele verelim. Ankara halkı bizi Ankara'ya hizmet etmek için seçti. Dolayısıyla farklı partilerden seçilmemiz önemli değildir. Seçim bitmiştir. Artık bir araya gelme zamanıdır. Gelin birlikte Ankara'nın tümüne hizmet edelim. Çağrımı tekrar edeceğim. Umuyorum ki bu seçimden gereken dersler çıkarılmıştır. Daha önceki dönemde yapılanların ne kadar kötü olduğunu Ankara anlayıp onları sandıkta cezalandırmıştır. Amacım bu sefer elimizden tutacakları ve birlikte çalışacakları. Ben çağrımı tekrar edeceğim. Artık gerisini kendileri bilir. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hayırlı olsun Ankara'mıza. Görecek.